Ünlüler dünyası oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan önemli gelişmelerle dolu haber turumuz. Magazin dünyasında neler yaşandı? Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'yu Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Rutin doktor kontrolüne gelmişler. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim mi? Yok. Öğrenebilir miyiz? Rutin kontrol mü? Evet evet, yıllık kontrolleri. Geçtiğimiz hafta Beren Saat'in doğum günüydü. Peki Kenan Doğulu güzeller güzeli eşine ne hediye aldı? Haftalarda da Beren Hanım sizin doğum gününüz vardı. Nasıl evet, geçti? Çok güzel geçti. Kenan Bey'den nasıl bir hediye aldınız onu soralım. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Neslihan Atagül İtalyan kanalında bir programa katılmak için Milano'ya gitti. Güzel oyuncu meşhur Piazza del Duomo meydanında kuşlarla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti Dubai tatiline çıktı. Ünlü çift tatilden eğlendikleri anları derledikleri bu videoyu yayınladı. Arduç'u görüntülüyoruz. Yeni projeler için çalışma aşamasında. Yani yok, kendim de birkaç bir şey üzerine çalışıyoruz. Hikayeyi kurarken de beraber çalışıyoruz. İçimize sinene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir şey çıktığı zaman da sete çıkacağız. Ama önden dijitale bir şey yapacağız. Yani şu anki takvimdeki ilk iş dijitale bir şey yapmak. Televizyona artık önümüzdeki sezona kalır. Eşi Gupse Özay'ın başarılı sinema filmlerinden sonra bir dizi yazmayı düşünüp düşünmediği soruluyor Barış Arduç'a. Şu an öyle bir planı yok ama hayat ne getirir belli olmaz. Belki öyle bir şey yapma ihtiyacı duyar, öyle bir şey ister. Onun kendi dünyasıyla da kalı bakalım. Çünkü bazen acayip bir fikir bulup böyle bir şey yapacağım da diyebiliyor insan. Gupse de o anlamda o kreatif dünyası çok çalışan biri. Onun adına bir şey söylemeyeyim yapar ya da yapmaz diye. Gupse Özay'ın komedi dışında da bir şey yazabileceği görüşünde. Yani artık yeteneğinden o kadar eminim ki yaptığı ya da vurulduğu herhangi bir şey beni şaşırtmıyor. Ya çok hani onun kapasitesinden çıkabilecek şeyler olduğu. Ya o kartelası çok yüksek onun. Herhangi bir şey hiç ummadığım bir şey de çıkabilir. Böyle potansiyeli var. Sonra uzun sohbet. Bak yağmur da başladı. Kızları Can Asya'ya geliyor söz. Artık 1,5 yaşında Can Asya. Büyüyor. 1,5 yaşında oldu işte 9'unda. Çok hızlı büyüyor. Hatta 2 gün önce ya bugün ekstra büyüdü mü falan gibi oluyor. Çünkü artık o takvimde galiba günden güne çocuğun büyüdüğünü de an be an görebiliyorsunuz. Nazara gelmesin diye kızlarıyla ilgili konuşmak istemiyor. Ya ben hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Çok fazla bahsettiğim zaman kendi kıymetini yitirmeye başlıyor. O yüzden böyle bir cümleyle kapatalım. Serenay Sarıkaya güzelliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'ü salladı. Wow, I feel good. I knew that I would now. İşbirliği yaptığı markanın Seul'deki gecesine katılan Serenay Sarıkaya, tarzıyla davetin en şık kadınlarından biri olurken, kırmızı halıda gülücük saçtı.